Tozan telefon attığımızda. Merhabalar Zekeriya Bey. Düzce İl Merhabalar. Başkanı Zekeriya Tozan. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Ne oldu? Niye böyle bir şey oldu Zekeriya Bey? Biliyor musunuz? Yani bu insanları tanıyor musunuz? Doğrudan size sormak istedim. Bu insanları hiçbir şekilde tanımıyoruz. Bu insanlarla hiçbir ilişkimiz yok. Düzce'li mi bunlar? Varlıklarını biliyoruz. Düzce'li isimlerini biliyoruz. Bir Osmanlı Torunları ve bir derneğin başkanı ve yanındaki diğer sabıkalı, suça meyilli, dosyaları kabarık insanlar. Yani bunlarla bir husumetiniz olmadı yani. Kişisel bir husumetten kaynaklanan bir şey değil bu. Asla. Herhangi bir husumetimiz yok. Bir sosyal ilişkimiz yok. Olay farklı. Olay nedir olay? Organize siyasi bir olaydır. Çok etkin bir çalışma yapmamızdan kaynaklanan Düzce'de il başkanlığı olarak. Bir siyasete bir hizmet aracı olarak gördük. AKP'nin bütün eksiklerini dile getirdik. Çözüm önerilerini sunduk. Ama hukuk dışı uygulamalarını da yargıya taşıdık. Bu anlamda bir rahatsızlığı ortadan kaldırma adına bir organize hareket olarak. Sizi korkutmak istediler yani anladığım kadarıyla. Siz öyle düşünüyorsunuz. Kesinlikle. Aslında vazgeçin korkutmak diye. Değil. Aslında korkutmak bile değil. Bu aslında hukuka, hukuk devletine, demokrasinin diline bir dinamit koymaktır. Bu nedir biliyor musunuz? Nasıl bugün doğuyu terörle yöneten anlayış, batıdaki bir mafya iktidar ilişkisiyle, ekonomik ilişkisiyle sanki burada yeni bir düzen oluşturmaya çalışmasının bir test aracı gibi ben bunu algılıyorum. Bu söylediğiniz derneğin AK Parti il başkanlığıyla bir bağlantısı var mı? Biliyor musunuz bunu? Osmanlı derneklerinin hangi iktidar mensubuna yakın olduğunu herkes biliyor. Yani bunu konuşmamıza dahi gerek yok. Fakat burada dediğim gibi burada bir şeyler test ediliyor. Niçin fiilleri veya savcılar 3 gün sonra serbest bırakırlarsa toplumda anarşi çıkar, toplumda kaos çıkar. Biz o zaman kendimizi nasıl savunacağız? O zaman aynı yöntemleri biz de mi kullanacağız? Bu ucuz kaba kuvvetle iktidarın gücünü arkasına alarak toplumun sindirme operasyonunun test edildiği bir merkezdir. Bilgi olarak seçildiğini ben düşünüyorum. Ama biz korkmuyoruz. Biz yolumuzda devam edeceğiz. Biz dimdik ayaktayız. Partimiz bize. Bir geçmiş olsun mesajı aldınız mı Zekeriya Bey? Nereden? AK Parti'den, il başkanlığından. Onu çok güzel yaptılar. Hepsi arada aşağı yukarı. Bir vekil aramadı. O da beni darp edenlerle hastanede görülmüş. Öyle bir duyum aldım. Nasıl yani? Öyle, evet, öyle bir duyum aldım. Tam kaynağı nedir bilemiyorum. Aramayan bir tanesini. Yani burada olay farklı. Olay burada ülkeyi başka bir düzene götürmek gibi bir demokrasi dışı bir uygulama olarak görüyorum ben bu olayı. Çünkü bu insanların AKP'nin içindeki bir takım resmi kurumlarla ilişkileri var. Onlardan ihale alıyorlar. Yardım adı altında tırları onların resmi binalarının bahçesinde önünde duruyor. Bu aradaki ilişki... Size saldıranlardan bahsediyorsunuz değil mi? Sizi darp edenlerden. Tabii. Onların mı organik bağı var şeyle, AK Parti'yle? Kesinlikle. Biz yargıya hala güveniyoruz. Biz gerekli müracaatları yaptık. Aradaki ilişkiyi de ortaya çıkardığımızda bu olayın boyutlarını ortaya çıkaracağız. Ve bunu yaptıranlar, bunun arkasındaki uzantılar... Kim yaptırdı yani? AK Parti il başkanı mı? Anlattıklarınızdan ben öyle anlıyorum. Ben isim vermiyorum. Ortaya çıktığında göreceğiz diyorum. Yani ben onu söylemiyorum. Ben bu işin uzantılarını mahkeme bittikten sonra göreceğiz diyorum. Biz o yönde araştırma olarak. Peki koruma ve benzeri bir takım önlemler alıyor musunuz bundan sonra başınıza böyle bir şey gelmesin diye? Tabii ki önlemimizi alacağız. Orada problem yok. Yani artık korumayla gezeceksiniz. Ya yok, korkunç bir olay çünkü şunun için söylüyorum. Arabanız arkadan biri vuruyor, siz Düzce'lisiniz. Ben Düzce'yi de iyi bildiğim için ya küçük de bir yer. İniyorsunuz ne oldu derken birileri pataküte giriyorlar ve şey yapıyorlar, darp ediyorlar insanı. Ondan sonra da fotoğraf, görüntü çekip yani çok gerçekten organize olduğunu ben de düşündüm ilk izlediğimde. Şimdi bakın, korkunç da bir olay. Ben korkardım doğrusu, onun için soruyorum. Bakın o görüntüyü 15 dakika sonra sosyal medyada paylaşıp vatan haini il başkanı istemiyoruz diyerek benim üzerimden bugün birimiz yarın hepimiz diyerek aslında Türkiye'nin hukuk düzeni tehdit ediliyor. Yeni bir düzene geçmek isteniyor, test ediliyor zaten.
Onu anlatmaya çalışıyorum. Bu insanlar bu gücü kimden alıyorlar? İktidardan alıyorlar. Bunun başka bir açıklaması var mı? Ben size soruyorum. Hangi cesaret? Ortada çok ciddi bir sihir var. Korkmadan bunu deşifre edebiliyor. Zaten 3 yıl sonra amaç oymuş sorulacağını mı anladığım düşünüyor? kadarıyla. Nasıl? Zaten amaç oymuş anladığım kadarıyla. Evet. Yani şu an tutuklular. Ben bir bunun organize bir suç olduğunu ortaya çıkarıp olayı aydınlattığımızda inşallah tekrar görüşürüz. Çok geçmiş olsun Zekeriya Bey. Sağ Çok olun. sağ olun katıldığınız için.